Siyah Karga kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Windows 10'da format sonrası yapmanız gerekenleri tek tek açıklamaya çalışacağım. Şu ana kadar binlerce bilgisayara format atmış biri olarak bu işlemlerin oldukça basit olduğunu hatırlatmamda fayda var. Şimdi hazırsanız işlemlerimize başlayabiliriz. Format sonrasında aynen bizi böyle bir ekran karşılayacaktır. Burada yapmamız gereken ilk şey masaüstü simgelerini geri getirmek olacak. Bunun için hemen masaüstünde sağ tıklıyorum. Buradan kişiselleştirici seçiyorum. Ardından sol taraftan temaları seçtikten sonra bu altta da olabilir veya sağ üstte de olabilir. Masaüstü simge ayarlarını seçtikten sonra masaüstü simgelerini seçili hale getirip uygula ve tamam. Diyor. Böylece masaüstünde simgelerimiz tamamen gelmiş oluyor. Bunları doğru bir şekilde sıralamak için hemen masa üstüne sağ tıklıyorum. Sıralama ölçütünü at olarak belirliyorum ve bu işlemi bir kez daha tekrarlıyorum. Böylece masaüstünde simgeleri düzgün bir şekilde sıralanmış oluyor. Şimdi yapmamız gereken Google Chrome'u bilgisayarımıza indirmek. ilk yapmamız gereken şey bunun için arkadaşlar şu şekilde tarayıcımızı açıyoruz. Daha doğrusu Microsoft Edge tarayıcımızı çift tıklayarak açıyoruz. Açtıktan sonra hemen şu arama kısmına arkadaşlar Google.com şeklinde yazalım. Ardından arama kısmına Google Chrome diye yazıp arkadaşlar Chrome'u bilgisayarımıza indirelim. İndirdikten sonra yükleme aracı otomatik olarak bilgisayarımıza inmiş olacak. Bunun için bilgisayarım kısmına gidiyorum. Buradan indirenler ardından bakın Chrome Setup dosyası burada arkadaşlar. Bunu çift tıklayarak çalıştırıyorum. Karşınıza gelen pencereden evet diyorum. Ve böylece hem indirme hem de otomatik olarak kurulum işlemi başlamış oluyor. Google Chrome'un yüklemesi bittikten sonra otomatik olarak penceresi açılıyor ve masa üstüne arkadaşlar simgesi şekilde simgesi geliyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. İlk olarak hemen Google Chrome'u açalım ve ana sayfayı Google yapalım. Bunun için sağ üstten 3 nokta simgesine tıklıyorum. Ardından ayarları seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden en alt kısmına doğru ilerliyorum ve burada belirli bir sayfayı ve sayfa grubunu art seçeneğini seçtikten sonra yeni sayfa ekle diyorum ve buraya www.google.com şeklinde yazıyorum ve ekle diyorum. Ve sonrasında arkadaşlar penceremizi kapatabiliriz. Bundan sonra Google Chrome'u açtığımızda şu şekilde doğrudan Google ana sayfası gelecektir. Şimdi yapmamız gereken hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım linki tıklamak. Bu linki tıkladığınızda karşımda şu şekilde bir sayfa gelecek. Ve bu sayfada temel programların linklerini bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak birinci kısımda Google Chrome demiştik. Zaten biz bunu indirdik arkadaşlar. Bir bilgisayarda olması olmazların başına gelen bir tarayıcı. Şimdi ikincisi WinRAR programını bilgisayarınıza indireceğiz. Bunun için burayı tıklıyorum. Ardından WinRAR indir diyorum. Ve böylece bakın sol tarafta WinRAR programı inmiş oldu. Buraya da tıklayabilirsiniz veya doğrudan klasöre gidip indirenler klasörüne gidip buradan da WinRAR indirdiğiniz WinRAR programını çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Yükle diyorum ve tamam diyorum ve bitti diyorum. Arkadaşlar bunların tamamı ücretsiz olarak kullanacağınız programlar. Herhangi bir üyelik vesaire gerektirmiyor ve olması gereken temel programlar. Şimdi ikincisi Adobe Reader programını bilgisayarımıza indireceğiz. Hemen bunu tıklıyorum. Ardından bunu seçiyorum. Ve sol alt tarafta bakın indirme bağlantısını görüyorsunuz. Aynı şekilde bu indirme arkadaşlar programı hemen şu şekilde indirme kısmına da gelecektir. Dediğim gibi isterseniz buraya da tıklayabilirsiniz veya buraya da tıklayarak programı çalıştırabilirsiniz. Adobe Reader programımızı çalıştırıyoruz. Programı çalıştırdıktan yaklaşık birkaç dakika içerisinde kurulum bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hemen şunu arkadaşlar kaldıralım. Çalıştırmasın ve son diyelim. Bakın masaüstüne şu şekilde Adobe Reader'in simgesi geldi. Bunlar PDF dosyalarını çalışmak için kullandığımız programlar. Şimdi devam ediyorum. VLC programı arkadaşlar. Bu bir medya oynatıcı. Hemen şunu seçiyorum. En iyi programlardan ve ücretsiz programlardan bir tanesi. Ve devamında indir diyorum. Ve bakın sol tarafta indirme bağlantısı geldi. Kısa süre içerisinde bilgisayarınıza inmiş olacaktır. Evet inme tamamlandı. Burayı tıklayarak arkadaşlar programımızı çalıştırıyoruz. Gelen uyarıya evet diyorum. Okey diyorum. İleri, ileri, ileri kur diyorum. ve böylece kurulum tamamlanmış oluyor. VLC medya programı çalıştır seçeneğini kaldırdım. Çalışılmaz şimdilik. Bitir diyorum. Bu bir arkadaşlar video, müzik işte film vesaire oynatıcı oluyor. Şimdi devam ediyorum. Antivirüs programı. Ücretsiz birçok antivirüs var. Benim kendim kullandığım Avast arkadaşlar. Siz isterseniz Kaspersky ya da Bitdefender vesaire AVG, Avira kullanabilirsiniz. Hatta buradaki arkadaşlar yazıları da okumanızı tavsiye ediyorum. Burada detaylı bilgiler yer alıyor. Bunu arkadaşlar tıklıyorum. Avast'ın ücretsiz versiyonunu sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben yıllardır hem ücretli hem de ücretsiz versiyonunu da kullandım. Ücretsiz versiyonu gayet yeterli. Hemen şurada ücretsiz indirim seçeneğini seçiyorum ve devamda sol tarafta bir indirme aracı geliyor. burayı tıklıyorum. Gelen uyarıya evet diyorum ve böylece avast antifilisi arkadaşlar yüklemeye başlıyor. Karşımda şekilde bir pencere geliyor. Burada şunu seçin bakın evet avast secure browser diyor. Bunu seçimi kaldırın daha doğrusu. E, tekrar bir tarayıcı yüklemesine gerek yok. Zaten bizim e, Google Chrome tarayıcımız var. Başka bir şey yüklemesine gerek yok ve kur diyorum. Hemen sağ alt tarafta kurulum işlemlerine başlıyor. Bu kısımda biraz bekliyoruz Antivirüsün yüklemesi biraz sürebiliyor. Yükleme işlemi bittikten sonra karşımıza bu ekran geliyor. Devam diyorum. Ardından ücretsiz sürme devam et diyorum. İlk taramayı çalıştır diyorum. Şu şekilde bir ekran geliyor. Şimdi bunu yapmasına gerek yok. Daha sonra kendiniz manuel olarak yapabilirsiniz. Sıkıntı yok yani bu konuda. Taramayı durdur diyorum. Tamam diyorum. Bakın bu şekilde geldi. Şimdi kurulumu tamamlanıyor diyor. Buranın tamamlanmasını bekleyelim. Ardından diğer işlemimize devam edelim. Ve kurulumumuz tamamlandı. Artık antivirüs programımız hazır ve otomatik olarak çalışıyor. Şimdi kapatalım. Diğer programımıza geçelim. Bakalım neler var. Evet Realtek HD Audio Driver arkadaşlar bunlar ses sürücüleri. Bunları yüklemezseniz eğer mikrofon vesaire kullanıyorsanız karşı tarafa sesiniz çok az gidecektir. Sorunlu gidecektir veya işte ses sistemimizde sıkıntı olacaktır. Bunların yüklenmesi gerçekten olmazsa olmazlardan bunu yüklememiz gerekiyor. Şu şekilde karşımıza iki seçenek geldi. 32 bit 64 bit. Benim bilgisayarım 64 bit arkadaşlar. Bunu nasıl öğreniyoruz? Hemen Windows'un üzerine sağ tıklıyorum. Buradan ayarları seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden arkadaşlar bu sistem kısmını gidiyorum. Ve burada en alttaki hakkında kısmını seçiyorum. Bakın burada sistem türünün karşısında 64 bit olduğu görülüyor. Eğer sizde 32 bit 32 bitlik olanları indirmeniz gerekiyor. 64 ise 64 bitlik olanları indirmeniz gerekiyor. Şimdi penceremizi kapatalım. 64 biti seçelim. Ve böylece Realtek HD Audio Driver'ı indirmeye başlıyor. Yaklaşık 252 MB büyüklüğünde bu biraz zaman alabilir. Bunu belirteyim. İndirme işlemi tamamlandı arkadaşlar. Hemen bakın burada yer alıyor. Bunu çift tıklayarak çalıştıralım. Karşımıza gelen pencereye evet diyelim. Şu masa simgeni küçültelim. Tekrar açalım şöyle. Ve yükleme işlemine başlıyor. Şu şekilde pencere gelecek. İleri diyelim. Ve kurulum bitti. Kurulum bittikten sonra evet seçiliyken son diyelim. Böylece bilgisayarımız yeniden başlayacak. Ben bunu yapmayacağım. Hayır diyeceğim. Daha sonra bilgisayarımı kendim manuel başlatacağım. Ee, siz bu şekilde yapın. Bilgisayarınız yeniden başlattan sonra tekrar arkadaşlar bu sayfaya gelelim. Şimdi driver booster'ı indireceğiz. Bu e, bilgisayarımıza gerekli olan bütün driver'ları otomatik olarak indirecek. Şimdi burayı seçiyorum. Bu sürücüler yani driver'ları e, yüklemeniz gerekiyor. Şart yani. Şu ücretsizde olan seçeneğini, free'de olan seçeneğini seçiyorum. Evet şuraya tıklayalım. Free'de olan kısmını. Ve böylece bakın solda Driver Booster'ı indirmeye başladı. Bu program arkadaşlar, bu programla bütün Driver'ları yükledikten sonra tekrar programı bilgisayarımızdan kaldırabiliriz. İşimize yaramayan bir program. Sadece ilk kurulum esnasında Driver'ları yüklemek için kullanıyoruz. Zarar verebilir sakla diyorum. Silmesine gerek yok. Şimdi çift tıklayıp çalıştırıyorum. Evet diyorum. Şu şekilde bir ekran geliyor. Arkadaşlar şunları kaldıralım. Şu seçenekleri kaldıralım. Kur diyelim. Hayır diyelim. Herhangi bir şey yüklemesine gerek yok. Hayır, teşekkürleri seçelim. İleri diyelim. Ve böylece kurulum işlemine başlıyor. Hayır teşekkürleri seçelim. Şimdi tara diyelim. Bizi bir sayfaya yönlendirdi. Buna gerek yok. Tekrar programımıza geri gelelim. Bakın şöyle bir ekranı var. Hemen şuradan da görebilirsiniz. Böyle tarıyor. Hangi sürücüler eksik onları buluyor. Şu çarpı yapalım şurayı. Onları buluyor. Bakın burada mesela güncelle kısımları var. Gördüğünüz gibi sağda. Güncel onlarda güncel yazıyor. Güncelemeniz gerekenler de, de güncelle yazıyor. Bunu yapmanız gereken şey şu burada. Şimdi güncelle. Bakın şunu seçmeniz. Şimdi güncelle diyelim. Hatta şöyle tamamını seçelim. Şu kısımdan. Güncelememiz gerekeni. Tamamını seçin yani. Şimdi güncelle diyelim. Şimdi güncelledikten sonra otomatik olarak güncelleme işlemi başlayacak. Ben bu işlemi yaptırmayacağım. E, zamanım yok çünkü buna. E, ve devam ediyoruz. Eğer burada bir sorun yaşarsanız zaten şimdi ikinci bir yöntem daha var onu da göstereceğim. Oradan da arkadaşlar işlemeye devam edebiliyorsunuz. Şimdi tekrar bu yükleme sayfamıza gelelim. Bu da Lightshot programı var. Bu ekran görüntüsü alma programı işinizi yarayacak program. Zorunlu bir program değil. Şu şekilde sayfaya geldiğinizde Windows için indir diyelim. Şu şekilde bir indirme bağlantısı gelecek. Oldukça küçük bir paket program. Bununla ekran görüntüsü alıyorsunuz. Şimdi biraz da nasıl yapıldığını, nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Evet, şu şekilde indi. Tıklayıp çalıştıralım. Gelen uyarıya evet diyelim. Türkçe okey diyelim. Anlaşmayı kabul ediyorum. İleri diyelim. Şu şekilde bir sayfa geldi. Bunlar arkadaşlar kaldırın bu seçenekleri. Son diyelim. Bunları yüklemesine gerek yok. Şimdi kontrol edelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Klavyeden print screen tuşuna bastığınız zaman bakın şöyle ekran kararacak. Dilediğiniz yerin böyle hani ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. İsterseniz sayfanın tamamını alın. Şu şekilde. İsterseniz belli bir yerini alın. Hatta küçük bir örnek göstereyim mesela şu şekilde mesela diyelim buranın görüntüsünü almak istiyorsunuz ekran görüntüsünü print screen tuşuna basıyorsunuz bakın otomatik geldi fareyle seçimi yapıyorsunuz nereye kaydetmek istiyorsanız ya üzerine yazı falan da yazabilirsiniz bir şey ekleyebilirsiniz. Şu disket kısmını tıklıyoruz ardından mesela masa üstünü seçtim kaydet dedim bakın masa üstüne şu şekilde gelmiş oldu yani e, ekran görüntüsü aldığım kısım buraya gelmiş oldu bu şekilde bir kullanımı bulunuyor tavsiye ediyorum yani. Ve son olarak 4K video dolandır programı. Bu da video YouTube'dan video vesaire indirmek için kullandığımız güzel bir program. Ee, YouTube'dan işte müzik indirmek istiyorsunuz veya video indirmek istiyorsanız bu program işinize yarar. Şu şekilde bir e, şuradan indirelim. Portable'ı da varmış. Hatta şunu indirelim. Doğrudan indirip kursun. İkileme işlemi bitmeden bir YouTube'dan da bir sayfa açalım. Şu şekilde youtube.com diyelim. Örneğin herhangi bir şey indirmek istiyorsunuz. İşte bir e, müzik vesaire e, hatta şöyle bir ücretsiz müziklerden Şöyle bir tane diyelim bir müzik dinliyoruz. Var mı? Şöyle mesela telif hakkı olmayan. Evet diyelim işte şunu indirmek istiyorsunuz. Şu programı, şimdi çalışan programımız indi. Next diyelim. Sözleşmeyi kabul et. Next. Next. Install diyelim. Gelen yöreye evet diyelim. Yükleme işlemine başlıyor. Ve kurulum işlemi tamamlandı. Finish diyorum. Açıyoruz mesela. Şimdi şu şekilde geldi. 4K video dolandır. Da ee, daha sonra hatırlat diyelim. Şimdi diyelim ki siz şu müziği indirmek istiyorsunuz. Ya da video fark etmiyor. Bunu seçiyorum. URL kısmını kopyalıyorum şu şekilde. Ardından programıma geliyorum linki yapıştır diyorum ve bu aşamadan sonra otomatik olarak indirme işlemine başlıyor. Ben şimdi bunu indirmeyeceğim. Ee, i̇sterseniz tabii bunu yüklemek zorunda değilsiniz. Ee, bunu isterseniz indirebilirsiniz, İstemezseniz indirmeyin. Sadece e, YouTube videolarını hem ses veya işte video şeklinde indirmenizi sağlayan bir program. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en temel işleme geldik. Bunlar e, ofis programları. ofis programlarını tek link halinde doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden orijinal bir şekilde indirebilirsiniz. Bakın bağlantı linki burada. E, buradan tıkladığınız zaman otomatik otomatik olarak hemen tıklayalım. Otomatik olarak bakın şu şekilde indirme işlemi başlıyor. 3.9 GB büyüklüğünde. Ben bunu daha önce indirmiştim. Şu şekilde gidelim. İndirenler kısmına gidelim. Neredeydi hemen şuradaydı bakın ProPlus 2019 Retail bu orijinal doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden indirdiğimiz arkadaşlar ofis programları oluyor. Bunu indirdikten sonra üzerine sağ tıklayın ardından birlikte açı seçin buradan Windows gezginini seçtikten sonra tamam diyelim. Karşınıza böyle bir klasör gelecek bir setup klasörü gelecek. Şu şekilde setup klasörü geliyor burada arkadaşlar setup klasörünü çift tıklayalım gelen uyarıya evet diyelim. Böylece yükleme işlemine başlayacak. Ofis programları neler? İşte Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote gibi arkadaşlar. bunların tamamı ofis programlarını kapsıyor. Hatta içinde Skype bile varmış. Skype'i de otomatik olarak bilgisayarımıza kuruyormuş. Kurulum tabi e, kurulum işlemi bir 5 dakika falan sürüyor yalnız indirme işlemi internetinizin bağlantı hızına göre 15-20 dakika sürebilir bunu belirteyim. E, bunlar zaten olmazsa olmazlardır yani bunu kesinlikle bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Şimdi kurulumun tamamlanmasını bekleyelim. Ve ofis programlarında arkadaşlar kurulum işlemi tamamlanmış oldu bu şekilde işlemimizi kapatarak tamamlamış oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken en önemli işlemi anlatayım. Arkadaşlar etkinleştirme işlemi. indirmiş olduğumuz bu ofis programları ile Windows 10 işletim sisteminin etkinleştirme işlemi var. Şimdi şöyle bir şey var. Hemen şuradaki Windows kısmını açın. Bakın buraya sağ tıklayın. Ayarlar kısmına gelin. İlk olarak ben İşletim sistemini yani Windows'un etkinleştirme konusunu anlatayım. Ardından ofis etkinleştirme konusunu anlatayım. Şimdi güncelleme ve güvenlik kısmına gelelim ve etkinleştirme kısmına gelelim. Bakın şurada Windows dişler bir lisans ile etkinleştirildi uyarısı yer alıyor. Bunun temel nedeni şu. Benim bilgisayarım e, lisanslı olarak yani doğrudan BIOS'a gömülü arkadaşlar bir e, lisans anahtarı olduğu için etkinleştirme işlemini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Size de bu olabilir. Eğer size tabii farklı bir şekilde örneğin siz bilgisayarı sıfır olarak aldınız ve Windows 10 işletim sistemi ile birlikte aldıysanız zaten etkinleşme işlemi otomatik olarak böyle olacak. Eğer almadıysanız, crack kullandıysanız, daha önce farklı bir şeyler yaptıysanız ve farklı bir şekilde yükleme yaptıysanız ya da farklı bir sürüm yüklediyseniz burada etkinleşme işleminin yapılmadığına dair uyarı yer alacak ve bilgisayarınızı etkinleştirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde şunu kapatalım. Şöyle sağ tıklayalım. Yeni mesela bir rastgele bir ofis programı açalım. Bir Word'ü açalım mesela. Bunu da göstereyim. Şu şekilde Word'ü açtık. Bakın lisans anahtarı girmemizi istiyor. Kapat diyelim. Kabul et diyelim. Kapat diyelim. Şimdi dosya kısmına geliyorum. Hesap kısmına geliyorum. Bakın burada da aynı şekilde etkinleştirildi uyarısı yer alıyor. Ben daha önce etkinleştirdiğim için arkadaşlar daha doğrusu e, öncesinde lisanslı arkadaşlar ürün anahtarı girdiğim için buradan dolayı kaynaklanıyor. Yani ben bundan sonra bunu sınırsız bir şekilde kullanıyorum. Fakat sizde bu olmayabilir. Yani bu ikisi etkinleştirilmemiş olabilir. Hatta bu kısma da sizi yönlendirmeyebilir. Bu durumda yapmanız gereken iki yöntem var. Ya arkadaşlar program kullanacaksınız ya da satın alacaksınız. Örneğin mesela işte fiyatları genel olarak etkinleştirme anahtarları internet ortamında satılıyor. İşte amazon.com gibi işte hepsi burada gibi, gitti gidiyor gibi. Bu sitelerden 40-50 liraya e, siz e, internet ürün anahtarı, su ürün anahtarı satın alabilirsiniz. Hem e, işletim sisteminiz için hem de ofis için alabilirsiniz. Eğer hani benim param yok derseniz arkadaşlar, e, bunun için e, bakın hatta şunu da göstereyim, bakın şurada bir link bırakmışım. Örneğin Windows 10, hatta lisans anahtarı yazalım şekilde, lisans anahtarı. Tabi hangisi ise onu almanız gerekiyor. Bakın burada fiyatları var mesela. E, Office 2019 Pro Plus. Lisans anahtarı 27 liraymış mesela. 13 lira. İşte mesela şu 55 liraymış mesela. Bakın ikisini bir arada aldığınız zaman 55 lira diyorsunuz. Windows 10 Pro. Tabi benim buradaki home olduğu home single language arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, hangi sürümse onu almanız gerekiyor. Buradaki satıcıyla iletişime geçebilirsiniz. Örneğin hangisini alacaksınız. Artı Office 2019 Pro Plus mesela. Bunlar 55 liraymış buradan satın alabilirsiniz. Yok ben satın alamam falan derseniz bunun içinde bir yöntemimiz var. Hemen e, videonun alt kısmına gelelim. Bakın Office için bunu indirin. Office programları için. Windows 10 için arkadaşlar bakın şunu tıklayın. Bunu indirdikten şifreler şifreleri de 1 2 3 4 5 6. İkisini indirdiğinizde şu şekilde buraya gelecek. Bakın Office Windows. Hatta tıklayalım bir tanesini deneme amaçlı göstereyim. Şu şekilde pencere gelecek. OK diyelim. Bunu tıkladığımızda, dolandı tıkladığımızda bakın Windows şeklinde inecek. Diğerini tıkladığınızda Office şeklinde inecektir. Şimdi ilk olarak işletim sistemini etkinleştirelim. Nasıl yapacağız? Hemen Windows'un üzerine arkadaşlar sağ tıklıyorum. Klasöre ayıkla diyorum. Şifreye 1 2 3 4 5 6'yı giriyorum. Ve bakın şu şekilde çıktı klasöre. Ardından içine giriyorum. Şunun üstüne sağ tıklıyorum. Bakın Windows'un üzerine sağ tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Karşımızda şu şekilde bir pencere geliyor. Burada arkadaşlar bir giriyorum. İlk klavyeden bir tuşuna basıyorum. Klavyeden bir tuşuna bastıktan sonra şu şekilde bakın. Ee, yükleme işlemi yapıyor. Bu kısımda biraz bekliyoruz bir 15-20 saniye. Şu şekilde e, press any key to continue arası geldiğinde klavyeden herhangi bir tuşa basıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci aşama geçiyoruz. Klavyeden iki tuşuna basacağım. 2'ye basıyorum. Bakın aynı şekilde press any key to continue arası geldi. Klavye'den herhangi bir tuşa bastıktan sonra Windows 10 işletim sistemimiz etkinleştirilmiş oluyor. Yani buradan başlat kısmına sağ tıklıyorum, ayarlara geliyorum. Buradan günceleşme ve güvenlik, ardından etkinleştirme kısmına geliyorum. İlk seferde gösterebilir, kapatıp tekrar deneyin. Buraya geldiğinizde arkadaşlar Windows dijital bir lisans ile etkinleştirildi uyarısını göreceksiniz. Tüm sürümler için geçerli. Aynı şekilde Office için de bunu yapacaksınız. Şurada Office programımız var. Üstünü sağ tıklayın. Daha da su uygulamamız var. Ardından klasörü ayıkla diyelim. Şifre kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Ve böylece arkadaşlar bakın Office klasörü oldu. İçine girelim. ABC'nin üzerine sağ tıklayıp yönetici olarak çalışır diyelim. Gelen uyarıya evet diyelim. Karşımızda şu şekilde siyah bir ekran gelecektir. Bu siyah ekranda yaklaşık bir 15-20 saniye bekliyoruz. Devamında şu şekilde bakın bir seçenek geldi. Yn seçeneği geldi. N'ye basıyorum. Siyah pencere kapanmış oluyor. Klavyeden N tuşuna basıyorum. Buraya geldiğinizde Word penceresini açtığınızda karşısında tekrar serial girin gelecek çarpı yapacaksınız. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra dosya kısmından hesap kısmına geldiğinizde aynısına kaçırıp bu şekilde etkinleştirme işleminin yapımına dair bilgi notu gelmiş olacak. Şimdi devam ediyoruz. Son yapacağımız iki işlem kaldı. Bunlardan diğerini göstereyim. Arkadaşlar Windows kısmını nasıl başlatı Sağ tıklıyorum, Ayarları seçiyorum. Bunu yapmanız gerekiyor kesinlikle. günceleşme ve Güvenlik diyorum. Windows Update kısmına geliyorum. Arkadaşlar güncelleşmeleri denetliyorum. Bunu ne ne zamana kadar yapıyoruz? Şu uyarı gelene kadar. Güncelsiniz uyarısı gelene kadar denet ediyorum Programları daha doğrusu güncelleşmelerin tamamını yüklüyor. Yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı önerebilir. Bunu birkaç defa yapabilirsiniz ve bu işlemin 30 dakika ya da 1 saate yakın sürebileceğini belirteyim. Ta ki güncelsiniz diyene kadar bunları yapın. Bu da arkadaşlar driverları, sürücüleri otomatik olarak yüklemiş oluyor. Yani bir nevi Driver Booster'ın yapamadığı bazı kısımları burası da yapıyor. Şimdi son aşamamız geldi. Tekrar arkadaşlar Windows kısmını sağ tıklıyorum. Ayarları seçiyorum. Buradan uygulamalar kısmını seçiyorum. Ardından şurayı seçiyorum. Varsa alan uygulamalar kısmını seçiyorum. Burayı seçeceğiz. Web tarayıcısı arkadaşlar Google Chrome. Bunu seçeceğiz. Çünkü Google Chrome yüklemiştim. Yine değiştir diyelim. Biraz bekleyelim. Evet. Şimdi filmler TV. Arkadaşlar bunu VLC Media Player'i seçeceğim. Bunları yapmamız gerekiyor. Yani mesela bir video indirdiniz. Film vesaire indirdiniz. Otomatik olarak öylece bilir seçti olacak. Posta kısmını ise arkadaşlar şunu seçiyorum. Google Chrome'u seçiyorum ve buradaki işlemimiz de tamamlanmış oluyor. Şimdi devam ediyoruz. E, yapmamız gereken son aşama. Bunları arkadaşlar silelim. Şu indirdiğimiz tüm her şeyi artık silebiliriz. Şunları kapatalım tüm pencereleri. İşlemimiz bitmek üzere. Hatta şunu da kaldıralım. Şu klasörü de kapatalım. Şu Google Chrome'u arkadaşlar buraya taşıyalım şöyle. Böyle elimizin altında olsun. Ardından Bilgisayarım içine girelim. indirenlere girelim. Arkadaşlar bunların tamamını artık silebilirsiniz. Bunların tamamını şu şekilde çöp kutusuna gönderin. Bunlar artık hiçbir işimiz kalmadı. ProPlus Retail diyor. E, halen çalışıyor diyor. Tekrar bilgisayar kısmına geliyorum. Bakın şurada sanal sürücü olarak gözüküyor. Üzerine sağ tıklıyorum. Çıkar diyorum. Tamam. Şimdi indirenler kısmına geliyorum. Bunu artık silebilirsiniz şu şekilde. Hatta kalabilir. Başka zaman kullanmak isterseniz, indirmek isterseniz. E, bu ofis programı, ofis programının en son sürümü oluyor. Bu şekilde artık çöp kutusunu boşaltalım. İşlemimiz bittikten sonra şunu da e, yapmanızı isteyebilirim. Hemen Windows kısmına sağ tıklıyorum, ayarları seçiyorum. Yani tüm güncellemeleri yaptınız, driver yani daha doğrusu driverlar vesaire yüklediniz. işiniz bitti. Burada arkadaşlar hemen şu kısma gelelim. Sistem kısmına gelelim. Depolama kısmına gelelim. Burada geçici dosyalara gelelim arkadaşlar. Bakın şuraya tıklıyorum. Şuraya geldi. İndirilenler hariç arkadaşlar bakın bu hariç indirenler dediği indirenler klasörünün içinde bulunan indirmiş olduğunuz veriler oluyor. Bu aslında işte bunu da seçebilirsiniz. Fark etmez. eğer İndiren ekrasyonda silmek istediğiniz dosyalarınız varsa bunların tamamını seçin şu şekilde. Bakın bayağı bir yer kaplıyor. Dosyaları kaldırın diyelim. Böylece bilgisayarınızı da temizlemiş oluyor. Ve şu andan itibaren artık bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayarımız tamamen hazır arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.